Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere spagetti yarnı pür koton ipliğiyle hazırladığım dikdörtgen hanım dilendi, bey beğendi motifimizi tarif edeceğim. Hemen istiyorum ki şöyle modeli sizlere yakından göstereyim. Bakar mısınız? Çok keyifli bir örnek. Modası geçmeyen bir örnek. Şöyle arka tarafında göstermek istiyorum. Çok temiz, güzel bir çalışma oldu. Bununla neler yapabiliriz? Bir kere bunu bu dikdörtgeni istediğiniz boyutlarda çalışabilirsiniz. Daha büyük, daha küçük dilediğiniz ölçülerde bunu hazırlayabilirsiniz. Bunun tarifini yine detaylı olarak video içerisinde sizlerle paylaşıyorum. Bunu isterseniz eğer böyle başlayarak istediğiniz kadar büyütüp bununla kırlantılar, battaniyeler hazırlayabilirsiniz. Güzel bir kenar süslemesiyle bebek battaniyeleri, koltuk şalları, atkılar yapabilirsiniz. Uzun şallar hazırlayabilirsiniz çünkü şu orta kısmı ne kadar uzatırsanız o kadar kadar büyük parçalar hazırlayabilirsiniz. Bu tamamen ölçüsünü ne kadar istiyorsanız yapacağınız ürünü istediğiniz gibi ölçülendirebilirsiniz bunu ve istediğiniz renk geçişlerini kullanabilirsiniz. Evdeki artan ipleri değerlendirebileceğimiz çok güzel bir proje. Aynı kare motiflerde yapmış olduğumuz birleştirme tekniklerini yine bu dikdörtgen motifte birebir uygulayabilirsiniz. Hiç iplik kopartmadan birleştirme vesaire yapabilirsiniz. Bu motifle hırkalar, süveterler, yelekler yani giysi çalışmalarında kullanabiliriz. Bunun dışında çantalar, suplalar, Amerikan servisleri, ranırlar yapabilirsiniz. Paspas hazır pazarlayabilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir örnek. Detaylı tarifinde de sizlerle adım adım video içerisinde paylaştım. Umarım faydalı olur. Tarifimize geçmeden önce de sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Tarifimize geçelim. Motifimizi sizlere tarif etmek için içeriği %100 pamuk olan spagetti yarlı pür koton ipliğini kullanacağım. Tığ numaram da 2,5 milim olacak. Sizler kendi ipinizin eline kalınlığına göre örmenizin sıkılığına, gevşekliğine göre kendi tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. İşe ilk olarak zincirle başlangıç yapıyoruz. İlk zincirimizi bu şekilde kilit yaptıktan sonra zincirlerimizi çekmeye başlıyoruz. Bu çalışmada ölçünüzü ne kadar istiyorsanız yani dikdörtgen motifin uzunluğunu ne kadar istiyorsanız o kadar zincir çekebilirsiniz. Zincir saymakla hiç vakit kaybetmeyeceğiz çünkü model ilk sırada kurduğumuz için zincirlerimizi fazla fazla çekelim. Artan zincirimiz olursa keserek ya da sonradan sökerek de çıkartabiliriz. Şimdi şöyle küçük bir örnekte modeli tarif edeceğim için bu kadar bir miktar zincir çekmek yeterli olsun. Tığımın başına doluyorum ve baştaki 1 2 3 4 5 zinciri bırakıp 6. zincirin olduğu boşluğa batarak ilmek çıkarıyorum. 3 ilmeğim var. Doluyorum. İkisini birlikte tekrar doladım. İkisini birlikte örerek ikili trabzan oluşturuyorum. Tekrar tığımın başına dolayarak bir diğer zincirin içerisine batarak tekrar ikili trabzan örüyoruz. İkisini birlikte, ikisini birlikte doluyoruz. Hemen bir diğer zincire tekrar ikili trabzan örüyoruz. Bakın burada bir boşlukla başladık. Sonra 3 tane yan yana ikili trabzanlarımızı ördük. Bir zincir çekiyoruz. Tığımızın başına dolayarak altta bir tane zincir bırakıp bir diğer zincire batarak ikili trabzan örüyoruz. Şimdi tekrar 3 tane yan yana ikili trabzanımızı örelim. Bakın hep böyle devam edecek. Uzunluğunu ne kadar istiyorsanız. Tekrar bir zincir doluyorum. Bir boşluk bırakıp bir diğer zincire batarak 3 tane yan yana ikili trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3. Şimdi bu kadar trabzan örmek yeterli olsun. Bakın burada 1, 2, 3 grup ördük. Buradaki biraz daha büyük. 1, 2, 3, 4 tane yapmışım. Bu sayıyı sizler ne kadar istiyorsanız o kadar uzatabilirsiniz. Bu tamamen zevkinize kalmış. Yani ne kadar istiyorsanız uzunluğunu o kadar trabzan grupları yapabilirsiniz. Şimdi bu noktada bitişi yapacağız. Tekrar bir zincir çekip tığımızın başına doluyoruz. Sıradaki zinciri atlıyoruz. Bir tane zincir atlayıp bir diğer zincire batarak ikili trabzan örerek bir tane boşluk oluşturuyoruz. Bakın şimdi başta da yine bakın kutu boşluğu var. Burada da yine bir tane kutu boşluğu oluşturmuş olduk. Aralarda da üçlü trabzan gruplarımız var. Bakın temeli bu şekilde kuruyoruz. Şimdi artık örmeye başlayacağız. Artan zinciri dediğim gibi sökerek ya da keserek de çıkartabilirsiniz. Hatta şöyle yapalım. Böyle örneğin zinciriniz arttı. Hemen şöyle zincirimizi açıyorum. Kilit zincirine çok sıkı çekmemekte fayda var. Tığ yardımıyla şöyle bakın aralardan geçirerek söküyorum. Son bir tane zincirde de bunu şöyle kilit yapıyorum. Bunu kilit yapıp sonradan da bu kısa kalan ipi içeride gizlemiş olacağız. Şimdi bakın son nokta kutu noktası. Şimdi artık 1, 2, 3 zincir çekip yukarı çıkıyoruz. Bakın şöyle dik bir şekilde tutarak öreceğiz. Tığımızın başına doluyoruz. Bu 3 zincirde bir trabzan kabul edeceğiz. Doladık. Şimdi buradaki oluşturduğumuz trabzanlı bir zincirli kutu boşluğuna batıp ilmek çıkarıp ikili trabzan örüyoruz doladık aynı boşluğa gelip ikinci ikili trabzanı örüyoruz şimdi köşe oluşturacağımız için bir iki üç zincir İsterseniz e, üç zincir size fazla gelirse iki zincir de çekebilirsiniz üç zincir çekip tığımızın başına dolayarak aynı boşluğun içerisine gelip üç tane ikili trabzan örüyoruz bir kısa ipi de sonrasında gizleyerek öreceğiz İki, üç Bakın başlangıcı bu şekilde yaptık. göstermek istiyorum. Şimdi devam ediyoruz. Yani düz bir şekilde örüyoruz bakın. Aralarda ben bir zincir çekiyorum. Tığımın başına doladım. İsterseniz zincir çekmeyebilirsiniz. Şu başta da yine aynı şekilde boşluklu olursun istemezseniz eğer. Bir zincir çekip tığımın başına doluyorum. Üç tane trabzan atlıyorum. Şu aradaki bir zincirlik boşluğa geliyorum. Ve bu boşluğun içerisine üç tane ikili trabzan örüyorum. 1 2 3 arada bir zincir doluyorum bir zincirlik boşluğa gelerek 3 tane ikili trabzanımı örüyorum 1 2 3 bakın böyle ilerliyoruz tekrar bir zincir doluyorum başladığımız ilk kutu boşluğuna bakın geliyoruz bu boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan örüyorum 1 2 3 Köşe için 1 2 3 zincir doluyorum. Aynı boşluğun içerisine tekrar 3 tane ikili tırabzan örüyorum. 1 2 3. Şimdi diğer ikinci köşeyi oluşturacağız bu uç kısımda. 1 2 3 zincir dolayarak aynı boşluğa geliyoruz ve 3 tane ikili tırabzan örüyoruz. 1 2 3. Bakın bu uçta 2 tane 3 zincirlik köşe boşluğumuzu oluşturduk. Şimdi tekrar bir zincir. Üçlü trabzan grubu geçip bir zincirlik boşluğa gelerek tekrar üç tane ikili trabzanımızı örüyoruz. Bakın bu şekilde dönüşümüzü yaptık. Tekrar bir zincir doluyoruz. Bir zincirlik boşluğa gelerek üç tane ikili trabzan grubunu örüyoruz. Tekrar bir zincir. Bakın buradaki iki tane trabzan grubunu ördüğümüz en son uçtaki kutu boşluğuna geldik. Bu boşluğun içerisine gelip 3 tane ikili trabzan örüyoruz. 1 2 3. Şimdi 3 zincirlik köşe boşluğunu oluşturmamız gerekiyor. Bunun için de 1 2 3 zincirimizi çekiyoruz. E, renk değişikliği yapacağım. E, yapmayacaksanız e, devam edebilirsiniz bu noktada. Şimdi e, burada ipliğimi kopartacağım, bağlantımı yapıp 3 zincirimi çektim. Baştaki 3 zincire hiç dokunmadan İlk trabzanın tepesine batıyorum. ilmek çıkardım. Kaydırıyorum. Şöyle bir tane zincir çekip ilmeğimi bir miktar esnettikten sonra ilmeğimi tam ortasından kesip yumaktaki ipliği çıkarıyorum. Buradaki zincirli noktaya da sıkılıyorum. Bakın ilk sırayı bu şekilde hazırlamış olduk. Şimdi bir diğer rengimize geçelim. Burada farklı bir renk alıp bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum tığımın başına doluyorum. İstediğiniz köşeden başlayabilirsiniz. Ben şu hemen e, bakın bitiş yaptığımız noktadan da olur. Karşı köşeden de olur. İstediğiniz boşluktan başlayabilirsiniz. Ben köşede başlayıp köşede bitirmeyi seviyorum. Şimdi şu uçtan başlayalım. Bakın köşe 3 zincirlik boşluktan batıyorum. ilmek çıkarıyorum. Doladığım için 3 ilmeğim var bakın. Tekrar doluyorum. İkisini birlikte örüyorum. İpi gizleyerek örmek istediğim için şu araya alıyorum. Diğer iki ilmeği de örüyorum. Bakın ikili trabzanla başlamış olduk. İkili trabzanla başladık ve devam ediyoruz. Sığımızın başına doluyoruz. Aynı boşluğa gelip 3 tane ikili trabzan örüyoruz. İpi de bu aşamada gizledik. 3 tane trabzanımız ördük. Şimdi köşenin yarısını yapmış olduk. Bitirirken de diğer yarısını yapmış olacağız. Şimdi geçişlerde bir zincir var. Doluyoruz. 3 zincirlik boşluğa geldiğimizde 3 tane ikili trabzan örüyoruz. 1, 2, 3, Köşe için 3 zincir. 1, 2, 3. Doluyoruz. Aynı boşluğa gelerek 3 tane ikili trabzan örüyoruz. Köşe 3 trabzan 3 zincir. 3 trabzanla sürekli artış yapacağımız nokta. Şimdi diğer trabzan noktalarına da geçiş yaparken bir zincir çekip tığımızın başına doluyoruz. Üçlü trabzan grubuna atlayıp hep bir zincirlik boşluklara çalışacağız. Ve bu boşluklara hep 3 tane ikili trabzan örüyoruz bir zincir bir zincirlik boşluğa üçlü trabzan grubunu örüyoruz artık burayı birazcık hızlı örüyorum ki nasıl ördüğümüzü biliyoruz Bakın bu şekilde ilerleyeceğiz şu köşeyi birlikte yapalım istiyorum bir zincirlik boşluğa üçlü trabzan grubunu örüyorum ve beni bakın bir zincir çekip 3 zincirlik boşluğa geliyorum üç zincirlik boşluğa gelerek üç tane ikili trabzan 2 iki, 3 3 zincir doluyorum. Aynı boşluğa gelerek tekrar 3 tane kili trabzanımı örüyorum. Bakın diğer 3 zincirlik boşluğa geçerken arada bir zincir var doluyorum. Diğer 3 zincirlik boşluğa geçip tekrar 3 tane ikili trabzan 1 2 3 zincir aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan. Bu aşamada eğer çok hızlı ördüğümü düşünüyorsanız videoyu yavaşlatabilir ya da tam tersi hızlandırarak da seyredebilirsiniz. Şu kısa sonradan gizleyeceğiz. Bakın artırma köşemiz bu şekilde. Şimdi devam edeceğiz yine bir zincir doluyoruz ve bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan örerek başladığımız noktaya kadar ilerliyor. Bakın sıramızın sonuna geldik bir zincirimizi çekip 3 zincirlik noktadan başlamıştık. 3 trabzan örerek şimdi aynı boşluğa gelip diğer 3 tane kalan ikili trabzanımızı örüyoruz. Bitişi yaparken de bu noktada şöyle bir iki zincir çekiyorum. Direkt trabzan, trabzana batacağım için iki zincir çekiyorum. Direkt trabzanın tepesine batıyorum. İlmek çıkardım. Diğer ilmeğimden kaydırıyorum. Bu kaydırma noktası bana üç zincirlik boşluğu veriyor. Sonra şöyle bir zincir çekip ilmeğimi esnetiyorum. Ve bu aşamada kesip buradaki zincirli noktayı sıkılıyorum. Bakın model ortaya çıkmış oldu. Dikdörtgen e, motifi de Hanım delendi beğendi beğendi motifinde bu şekilde yapıyoruz. Tekrar sizlere farklı bir renkli yine başlangıcı göstermek istiyorum. Hemen bakın yine aynı şekilde bir zincirle ilmek oluşturup istediğiniz köşeden başlayabilirsiniz. Bu köşeden buradaki köşeden hiç fark etmez. Ben genelde böyle köşelerden başlıyorum. 3 zincirlik boşluğa batıp bakın direkt ikili trabzanla başlangıcımızı yapıyoruz. 3 tane ikili trabzan aralarda hep bir zincir doluyorum. Bakın üçlü trabzan grupları arasında kalan bir zincirlik boşluğa mutlaka üç tane trabzan grubumu örüyorum. Ara boşluklara bir zincirlik boşlukları bir zincir çekip üç zincirlik boşluğa geçip tekrar üç tane ikili trabzan köşe için bir iki üç zincir aynı boşluğa üç tane ikili trabzan grubunu örerek köşelerde dört köşede artışlar yaparak motifimizi istediğimiz ölçüde büyütüyoruz. Sonra bir zincir çekip hep bir zincirlik boşluklara üçlü trabzan gruplarını örerek ilerlemiş olacağız. En sonda arka kısımda iplerimizi rengine renk gizleyerek tamamlıyoruz. Bakın arka kısmı da bu şekilde görünüyor. Diğer tarafı da böyle. Hemen şöyle bir motifte de göstermek istiyorum. İstediğiniz renkleri çalışabilirsiniz. Tamamen zevkinize kalmış. Ben dediğim gibi bu sayıları kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Burada şimdi e, santim olarak motifin ölçüsünü vermeyeceğim. Çünkü aynı ipi, aynı tığ numarayı kullansak dahi verdiğim ölçüler sizin ölçülerden belki biraz az, belki biraz fazla olabilir. Bu da örme sıkılığımız ve gevşekliğimizden kaynaklı olarak değişecektir. Bunu da belirtmekte fayda var. Motifimiz bu şekilde. Klasik kare motiflerde yaptığımız gibi bu şekilde aynı ölçülerde motiflerinizi hazırlarsınız, sonra iplik kopartmama, e, kopartmadan yaptığımız birleştirme tekniği uygulayabilirsiniz ya da e, etamine eseri dikebilirsiniz, sık iğne tekniğiyle birleştirebilirsiniz. E, bu motifleri istediğiniz şekilde birleştirmeyle de e, projelerinizi tamamlayabilirsiniz. Tarifimizde bu şekildeydi. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.